Selam canlarım. Ben geldim. Gece gece bir kalktım geldim. Bir korkutuyormuşum sizi. Şimdi canlarım benim. Instagram'da bir oylama yapmıştık. %70 yasak aşk açılımı istedi. Fakat şöyle bir yasak aşk açılımı yapacağım ben şimdi. Hep biliyorsunuz üçlü konuşturduk, ikili konuşturduk. Bu sefer şöyle bir şey yapmaya karar aldık topluluk halinde ve bunu da bana söylediler. Yani yasak aşk yaşadığınız kişiyi sadece konuşturacağız. Yani bu yasak aşk yaşadığınız kişi erkek de olur, bayan da olur, tamam mı? Kiminle aşk yaşıyorsanız. Bakalım bununla kiminle enerjim tutacak bugün. Neler anlatacağım size, neler olacak hep birlikte izleyeceksiniz canlarım benim. Instagram'da da bu konudan bahsetmiştim. Burada da bundan bahsedeyim. Şimdi öncelikle çok mesaj alıyorum ben bu konuda. Şimdi gidiyorlar tarot baktırıyorlar veya birçok türde açılımlar var. Onları yaptırtıyorlar. Tamam mı? Ve dolandırılıyorlar. Ve bu konuda da nedense gelip bana danışıyorlar. Aslında neden bu oluyor bilmiyorum. Diyorum ya herhalde beni tarotçuların başkanı ilan ettiler galiba. Nedense yani Melek Hanım böyle olduk işte böyle dolandırıldık böyle gittik böyle olduk sürekli bunlarla karşılaşıyorum. Öncelikle diyorum ki bakın arkadaşlar tekrar tekrar buradan dile getiriyorum. Danışmanlık alacağınız yere çok dikkat edin. Size ne kadar güven veriyor ve bunun aynı zamanda da bakın bir onu bırakın da siz bunun takipçisine bakarak, siz bunun havasına, civasına bakarsanız, tamam mı? Şimdi birçok kişi ne yapıyor? Kendisini ön plana çıkarak gösteriş yapıyor. Tarotunu değil, sanatını değil, yaptığı icraatı değil. Tamam mı? Çıkıyor burada. İşte yok saçını gösteriyor, yok makyajını gösteriyor, yok orasını gösteriyor, yok burasını gösteriyor. İlgi odağı o tarafa çekiyor, tamam mı? Yani buradaki senin yaptığın iş arkadaş, tarot okumacısın sen, tamam mı? Sen burada ellerini, hislerini, içini yapacaksın. Senin orada kendini, işte Amerika'dakiler biliyorsunuz ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da da çok güzel tarot yorumlayan kişiler var. Çok da takip ettiğim kaliteli. Amerika'da da öyle ama onlar işlerini yapıyor. Anlatabildim mi? Onların amaçları orada kendilerini göstermek. İşte yok benim kitlem budur, yok benim şeyim de yok ben şöyle markayım, böyle markayım değil. İnsanlar işlerini yapıyor. İşte bizler de biliyor musunuz yani onlarla yani yurt dışındaki insanlarla bizlerin de farkı bu. Ayıran bizi bu oluyor ne yazık ki. Bizimkiler sadece bir ego ile gidiyorlar, bir hava ile, bir civa ile aslında baksan temeli fos, hiçbir bilgisi olmayan ama kendisini Kaf Dağı'nda gören kişiler var. Şimdi bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani bunları bakarsanız, tamam mı? Bunlara da gidip de danışmanlık almaya giderseniz sonra da gelirsiniz böyle ağlanırsınız. İşte gittik dakikası geçti paramızı iade etmiyorlar Melek Hanım. Tamam mı? İsimlerini vermeyeceğim. İşte beni şu kadar paraya dolandırdı bunu yaptı ki bunlar büyük kişiler yani. Böyle oldu böyle oldu. Olduysa arkadaş gideceksin o zaman burada hak var, hukuk var orada hakkını arayacaksın. Ha arayamıyorsan da o zaman üstüne bir bardak çay içeceksin, su içeceksin, çorba içeceksin unutacaksın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi canlarım benim. Şimdi burada bir emek var tamam mı? Bu emeğe saygı olaraktan biliyorsunuz bakın gece yarısı saat burada. 2,5 falan. Beni burada pek uyku tutmuyor Almanya'da. Nedense bana gece hep gelirler. Onun için kalkıyorum. Gündüz çok işlerim olduğu için gece çekmeyi istiyorum. Ve gece daha güzel bana enerjiler geliyor. Onun için de böyle yapmak istiyorum. Ve bu videoyu da yarın sabah yayınlarım. Şimdi bir kere onu da açıklamak istedim. Şöyle bir durum var. Canlarım benim. Şimdi benim bir senedir veya bir seneden fazladır tarot kanalım var burada. Benim zaten bilirler nasıl bir kişilik karakter olduğumu, nasıl bir renkte olduğumu. Bunu herkes bilmiş, öğrenmiştir artık. Öncelikle bunu bir dile getirmek istiyorum. Ve
Ne diyoruz biz? Alma verme dengesi. Beğenin, abone olun. Siz de bizim kanalımıza üye olun ve bu durumdan yararlanın diye diyoruz. Yoksa yani sen üye olsan ne, olmasan ne, beğensen ne, beğenmesen ne, beğenmediğin tuşuna bassan ne, beğensen tuşuna bassan ne. Yani çok da şey değil yani, anlatabildim mi? Bağlayan bir durum değil. Ben gene burada kendimi, sanatımı icra ediyorum. Gene de ediyorum yani. Anladınız mı canlarım benim? Ama bu bir saygıdır, bir görgüdür. İnsan bir bardak çayını içtiğin, bir yemeğini yediğin kişiye bile teşekkür ederim, eline sağlık diyerek kenarıya çekiliyorsan, Allah razı olsun diyorsan, bu da yani sizden isteğiniz, bir ricamız. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya, sadece ve sadece sizlerin yasak aşk yaşadığınız kişiye niyet ediyoruz burada, tamam mı? Yasak aşk kişiyi, yaşadığınız kişiyi bir anlatalım. Şimdi ilk önce bilinçaltını bir alalım. Bunun bilinçaltını bir okuyalım. Şöyle büyük bir açılım olacak. Belki alanımızda görmeyebilirsiniz. Tek tek alıp göstereceğim. Öncelikle onu anlatayım. Çünkü ben Almanya'dayım. Benim şeylerim, çekim yaptığım çoğu şey Türkiye'de olduğu için burada artık elime ne geçerse onu ayarlıyorum. Yeter ki siz mahrum kalmayın diye. Şimdi özellikle de şunu, tamam mı? Bilinçaltı ve kalbindeki durumu neymiş? Bir eylemi, bir hareketi olacak mı diye. İlk önce bunlara bakalım, sonra tekrardan ilerleriz. Ne durumdaymış bu ya? Yani yasak aşk yaşadığınız kişi ne durumda? Tamam mı? Ne hissediyor? Kalbinde, gönlünde, yaptığı, yapamadığı, geldiği, gelemediği, nasıl bir insan, nasıl bir kişilik? Ben bunu bana anlatmanızı istiyorum. Birçok kart alacağım buradan. Bu attı kendini, bunu da alacağım. Ve anlatacağım bakalım. Beni gene biliyorsunuz öksürükler, tıksırıklar tutar. Konuşmama izin vermezler. Buna artık alıştınız. Kekelerim, mekelerim. Ama durum bu böyle. Yani bunu için yapacak bir durumum yok. Böyle oluyor canlarım benim. Beni de böyle kabul ederseniz sevinirim. Ben sizin hepinizi tek tek kabul ettim. Gitti. Canlarım benim. Şimdi bakalım. Bir de geldim, hastalandım burada. Hava değişikliğinden hiç demiyorsunuz geçmiş olsun. Orada öyle bakıyorsunuz. Hani Melek Hanımcığım geçmiş olsun. Bak sesinden belli. Şimdi sesim çıkmıyor diyeceksiniz. Etmiyor diyeceksiniz. Hem duygu olarak sesim çıkmayabilir. Buradan onu söylüyorum. Benim böyle ses tonum bir alçalır bir yükselir, haberiniz olsun. Aynı zamanda da şu da olabilir. Buradaki duygulara bakıyor. Ama sonuçta hastayım yani. Onu bir kere söyleyeyim. Bir yudum sağlayayım. İzninizle geliyorum. Bu arada da kızım arka planda duruyor, koruma gibi. Onun enerjisini istedim yanında. Yanıma gel dur dedim. Neden öyle bir şey yaptıysam bilmiyorum. Onun bir enerjisini almak istedim. Demiş atsın beni. Sakma Herhalde. Hanım. hani. Hani yeter. Hani. Anladınız mı? Merhaba diyor. Hani. Şimdi özellikle şuna bakalım. Yasak aşk yaşadığınız kişinin, tamam mı, bu kişiyle nasıl bir bağlantınız varmış, bana bir söyler misin? Şimdi bu kişi evli, Allah'ın izniyle biliyoruz zaten. Ya siz evlisiniz ya da evli. Belki de iki taraf da evlisinizdir. Şimdi öncelikle şu. Burada nasıl bir enerji de aldım biliyor musunuz, size söyleyeyim. Siz geçmişten birbirinizi tanıyabilirsiniz. İki farklı hayatlar yaşamışsınız ve birbirinizin karşısına kadersel de çıkmış olabilirsiniz. Şimdi böyle de bir enerji geldi bana, onu söyleyeyim. Şimdi iki kişinin ilişkiye bağımlılığı var burada, tamam mı? Bu kişinin kendi evliliğine karşı bir bağımlılığı var. Şimdi bu bağımlılık nedir? Tamam mı? Bu sevgi ve aşk bağımlılığı değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu sadece ve sadece alışkanlıklara bağımlılık, çocuğa bağımlılık ve alana bağımlılığı anlatır. Bunu bir kere bundan netleştireyim. Şöyle kaçayım ki kartları görün. Allah, bir sürü kart. Akış sabaha kadar anlatıyormuş. Şimdi
Şimdi özellikle ve özellikle şurada şöyle kartlarımı tuta tuta anlatayım. Sizin görmenize bir hacet var mı? Bence yok. Ben anlatsam yeter. Öncelikle burada şöyle bir şey var. Çok güzel başlanılmış bu ilişkiye. Bu ilişkiye başlanıldığınız, bakın aranızda deniz aşırı yollar da olabilir. Ayrı şehirlerde de olabilirsiniz. Veya şimdiki yaşanılan sorunlardan bu yasak aşk yaşadığınız kişi başka bir şehire de gitmiş olabilir ve taşınma isteği de olabilir bu kişinin. Size yaşattığı hayaller, kurdurduğu hayaller farklı ve yaşattığı kaoslar da farklı. Anlatabildim mi şimdi? Öncelikle size anlattım nedense. Şimdi bu kişi bir kere çok yalnız hissediyor kendini. Tam tamına 2 aydır, 1 aydır bir yalnızlık sürecinde yönünü şaşırmış. Yani öyle bir durumda ki, tamam, nereye gitsem yalnızım diyor. Ve ben diyor bu evliliğimde de bu ilişkide de ne hayaller kurmuştum diyor. Fakat diyor durumlar çok farklı yöne gitti diyor. Çünkü burada bu insanı etki altında bırakan bir kadın var. Bu anne figürü de olur veya eşi de olabilir, tamam mı? Bu kişinin buna karşı tutumu, buna karşı davranışı, yani bu garantici bir insan bunun hayatındaki, anlatabildim mi? Bundan dolayı da bunun etkisi altından ve bunun sihiri altından çıkamayan bir yasak aşk yaşadığımız kişi var. Öncelikle onu anlatayım. Şimdi burada çok büyük bir kıskançlık var. İki tarafın birbirini ne kadar, bakın, arada küslük, dargınlık, mesafeler olsa bile ne, birbirlerini bir yerden takip ediyorlar ve aynı zamanda da birbirlerinin eşlerinden birbirlerini kıskanıyorlar, tamam mı? Yani ikimizin kendine ait bir alanı var ama biz birbirimizi kıskanıyoruz. Yani birbirimizi ne için kıskanıyoruz? Aslında durumlar ortada net bir şekilde belli deniliyor. Şimdi bu yasak aşk yaşadığınız kişi bir kere sizi çok büyük bir etki altında bırakmış, tamam mı? Ve şimdiki durumu da bilinçaltında şu: ben seni etkiledim kızım diyor, yani geç diyor. Sen beni düşünüyorsun, sen beni arzuluyorsun, sen beni istiyorsun diyor. Ve bunu bilinçli olarak yapıyor, akıllı bir şekilde yapıyor. Yani öyle bir burada enerji var ki bu insan size önce çok ilgili, sonra kendini geri çekmiş. Ondan sonra tekrar bir ilgi gösterme, ondan sonra tekrar tamamen geri çekmiş. Zaten bu psikolojik olarak da budur. Ne diyorlar? Bir insanı şurada bir durdurtayım. Eğer ki bir insanı hayatında tutmak istiyorsa ilk önce ilgiye boğacaksın. Boğacaksın, ver coşkuyu. Ver ilgiyi. Ondan sonra tak diye bıçak gibi ilgiyi keseceksin. Neden? Bu seni merak etsin. Tamam mı? Ondan sonra diyor böyle damla damla, damla damla, adım adım gideceksin diyor. Bir geri çekileceksin, kaçacaksın ki kovalanasın, olayı yapacaksın. Ve bu kişi burada kimle enerjim tutuyorsa bunu yapmış. Ve bu kişinin acayip kendine bir özgüveni var. Acayip bir böyle yasak aşk yaşadığınız kişi, iş konusunda çok akıllı, kendi hayatını idare etmekte çok akıllı ve sizi idare etmekte çok akıllıca davranılmış diyor. Öncelikle bunu size anlatayım. Şimdi ateş elementi olabilir, su elementi çıkmış burada. Kendinizi uyanı alın. Hava da var. Şimdi bunun aileye karşı annenin sözünden çıkamama ve aile, şimdi eşinin ailesi de olabilir. Onlara, evet, bu eşinin ailesi. Onlarla ilgili bir sıkıntıları var. Yani onlara karşı bir bağımlılığı da var. Yani ben seni bırakmaya bırakırım ama ailelerle sorun yaşarım, çocukla sorun yaşarım, kendi kayıplarım olur, maddi manevi diyerekten, tamam mı? Bu kişi hem sizin aklınızda soru işaretleri yaratmış, hem de kendi hayatıyla ilgili bir çıkmaza gelmiş. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve bakın, her şeyi bir merak eden bir yasak aşk yaşadığınız kişi var. Acaba siz ne yaptınız? Biriyle tanıştınız mı? Acaba hayatınıza başkasını aldınız mı?
Bunun arkasından bir iş çevirdiniz mi, çevirecek misiniz? Acaba birlikte yaşadığınız o güzel zamanları ortaya çıktı. Bunların sıkıntısını yaşayan bir insan. Şimdi bu özgür hareket edemiyor. Tamam mı? Hane içerisinde bir baskı hissediyor kendinde. Çünkü neden? Çünkü ya bunun eşi biliyor sizi ya da bunun eşi bir şeylerden şüpheleniyor ama konduramıyor. Yani hane içerisindeki kadın bir kere çok akıllı. Onu bir kere söyleyeyim ben bilin. Tamam mı? Tırnak içinde. Bu kendini kurnaz zannediyor akıllı, tamam mı? Çok kurnaz. Yani bu işleri ben idare edeceğim diye girmiş ama kendi boşluğa düşmüş. Bir kere sizin gibi değerli bir sevgiyi, aşkı, o kadar güzel bir burada diamant var ki, yani elmas gibi değerli olduğunuzu, tamam mı? Bunu sizi kaybetme sınırına geldiği zaman anlamış biri var burada, onu söyleyeyim. Çünkü bu buraya gelmeden bu değeri anlayamayacakmış. Fakat hem kendi hane içerisi sıkıntıda hem de sizinle olan süreci sıkıntıda. Çünkü ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini bilmiyor. Kafası allak bullak. Kendini çok yalnız hissediyor. Aşk olarak, cinsellik olarak, tutku olarak kendini yalnız hisseden biri var burada. Öncelikle onu anlatayım. Çünkü evdeki hane içerisindeki kişiyle yapamadığı, paylaşamadığı çok birçok şeyi sizlerle paylaşmış bir insan. Anlatabildim mi? Onun içinde bir kıymet bilme, bir değer anlama için aslında bu olaylar yaşanıyor diyor burada. Siz farkında değilsiniz. Benimle bir farkındalığınız artması lazım. Şimdi kalbindeki şu durum var. Adım atsam mı atmasam mı, tekrar bu ilişki içerisine girsem mi girmesem mi, hep sürekli yol ayrımına gelen kişi benim, yarı yolda onu bırakan benim, hep kafa karışıklığım var. Ben ama aşk istiyorum, aşk olmadan kalbimde yapamam diyor. Yani ben aşk insanıyım diyor bu sizin yasak aşk yaşadığınız kişi. Senden önce de çok ilişkilerim oldu benim. Senin bildiğin bilmediğin ama senin gibi olmadı diyor. Ben seni seviyorum diyor. No sleep. Yani ben seni seviyorum diyor ya. Ben seni seviyorum diyor buradaki. Seviyorum diyor. Yani tamam, ailemi koruyup kollamam lazım. Bunlar benim eşim, çocuğumdur. Zaten yapıyorum. Fakat ben mutlu değilim diyor. Yani mutlu değilim burada. Ben burada yaşlanamayacağım. Bunu biliyorum. Çünkü benim hayatımdaki kişiyle ben yaşlanamam. Ömrümü törpülüyor diyor yani. Anlatabildim mi? Çünkü anlaşamıyoruz biz diyor. Ne kafa yapısı olarak ne ruh olarak anlaşamıyoruz. Yani evin içerisinde beni sıkıyor, beni boğuyor diyor bu. Benim özgürlük alanımı daraltıyor. Sadece maddi olarak bağlantıları var ve sorumluluğu olan bir kişi bu. Anlatabildim mi? Onun için o alanı koruyor. Çok yalnız evde. Yani keşke bu evin içerisinde sen de olsaydın diyor benimle diyor. Ve pişmanlıkları çok. Çok pişman. Pişman. Ve sizi özlüyor. Bakın. Cinsel olarak, tensel olarak eğer böyle bir şey yaşanmadıysa bu şekil sizi düşünerek hayal ediyor. Zaten sen olsan da yavrum, olmasan da yasak aşk yaşadığın kişi diyor ki ben zaten ayıracağım yolumu diyor. Yani ben zaten ortadayım diyor. 2 senedir ortada düşünebiliyordur bu, 2 aydır. Yani ben bu sınırdayım zaten, ben bunu atlayıp geçeceğim diyor. Tamam mı? Şimdi bazınız da sorguluyor. Şimdi kendi de sorguladı oluyor. Benim diyor neyi anlamam lazım diyor. Benim diyor neyi anlamam lazım. Yani neyi çözmem lazım diyor. Niye anlamam lazım diyor. Bu dünyamdaki olay ne? Sen niye benim hayatıma girdin diyor. Yalnız bildiği şey burada. Şimdi gerçek olan tek bir şey var. Bu insan çok zorlanacak. Tamam mı? Çok da sıkıntılar yaşayacak. Siz eğer bunu bırakırsınız, siz bırakmazsanız bu kişi sizi bırakmaz diyor. Tamam mı? Şimdi bu sizi kutsal biri olarak görüyor. Tamam mı? Kutsal. Yani siz bunun için kutsalsınız. Ve bu insan ne kadar zor olursa olsun diyor, yasak aşk yaşadığınız kişi, sen benim yanımda olduğun sürece ben bu zorluğu aşarım arkadaş diyor. Ve gerçek olan şey
buradaki aşk ve sevgi diyor. Buradaki diyor durum zor olsa da benim yanımda olursan ben diyor yaparım. Başarabilirim yani diyor. Benim yanımda olman lazım ama diyor. Benim yanımda olmazsan diyor ben hep ortada kalırım diyor. Bu sürece varamam diyor. Benim yanımda olup sevgini, aşkını, tutkunu verirsen diyor ben bunu başarırım. Beni zorlama ama diyor. Beni germe diyor. Ben diyor sinirleniyorum diyor. Biri geldiğin zaman diyor ben diyor sinirleniyorum. Oradan baskı, buradan baskı. Ben de insanım diyor. Orada ortada sıkışıyorum diyor. Bakın buradaki yasak aşk yaşadığınız kişi, tamam mı? Sıkışıyorum diyor. Ben de bir canım diyor. Ben de bir insanım diyor. Yani ben dediğimi, ettiğimi, her şeyimi biliyorum zaten diyor. Neyi yapamadığımı da biliyorum ben diyor ya. Yani sen benim adamlığımı yargılıyorsun. Benim sevgimi yargılıyorsun, bana negatif enerji yüklüyorsun. Yani sen değil misin beni seven, beni özleyen? Niye bunları bana kötü niyetle yüklüyorsun diyor. Şimdi aklı burada bir şey diyemeyeceğim. Şimdi peki eylemi neymiş dediğimiz zaman gece uykusuz kalacak. Bakın gece uykusuz kalacak. Bunun yönü yolu size bunu bırakacaksın ki maddi manevi bir sürünsün, bir kaos yaşayacak. İş anlamında bir maddi sıkıntıya girecek. Kendi hane içerisiyle ilgili bir para sıkıntısı yaşayacak. Çünkü ya da bu kişinin size maddi olarak borcu da olabilir. Yani bir para almıştır sizden, bir para ödeyecektir. Bununla ilgili zaten sıkıntısı var bu kişinin. Öncelikle bu. Anladın mı? Bu parayı yani nasıl verebilirim? Nasıl edebilirim? Bu böyle bir muhabbet de aranızda olmuş olabilir. Veya yaptığınız bir ortak iş vardır. Bununla ilgili de bir adım atacak olabilir. Anlatabildim mi? Şimdi öncelikle şu var. Şimdi burada sizlerin yapmanız gereken şey sapasağlam sağlamlığınızla durmanız lazım. Tamam mı? Bakacaksınız, izleyeceksiniz, göreceksiniz. Şimdi size birçok haber gelecek. Yalnız gene ne diyorum burada? Bu kişinin boşluğa düşmesi lazım ki yalnız kalması lazım ki kendini dengesini bulabilirsin. Çünkü burada bu kişi ne zaman yasak aşk yaşadığınız kişi ne zaman bir sıkıntıya düşse, bir soruna düşse elinden tutmuşsunuz, bırakmamışsınız. Bırakmamışsınız ki şu şurada bir sürünsün şu arada da şu geçmişi bırakıp yeniye adım atsın. Tamam mı? Korkularını yenmesi için yardımcı olmuşsunuz. Olmamanız lazımdı diyor burada. Kenarıya çekilip sabırla ilerleyip bakmanız, görmeniz lazımdı. Ne yapıyor bu? Bu beni gerçek seviyorsa, beni istiyorsa, zaten benim kaderimdeyse benim için bir durumları çözer, gelir dememişsiniz. Tamam mı? Ne olmuş? Her şeyi rahat bir şekilde eline vermişsiniz. Bu da ne yapmış? Süreci uzatmış. İşin aslı bu. Şimdi burada gerçek olan şey şudur. Eğer ki diyor geri durursanız buradaki almanız gereken mesajları biliyorsunuz siz. Şimdi bunun kalbinin içerisinde sen varsın zaten. Yani bir kere sevgisi, duygusu size karşı ve bağımlı bir insan. Bakın bağımlı, şöyle bağımlı, ilişkiye bağımlı, size bağımlı. Bunu ne kadar göstermese de bu insan gerçekten çok bağımlı ve size doğru geleceğini biliyor. Hatta nört nalabilmiş geliyor bakın. Yani benim yönüm yolum belli diyor. Şimdi burada yapacak mı dediğinde şimdi bazılarının bir yıllık bir zaman içerisinde diyor hedeflerine ulaşacağını, bazılarının üçüncü ayda yeni hayatına adım atacağını söylüyor. Size uyanı alın. Yani bu süre zarfındaki burada zaman olarak bana verilen durum bu. Şimdi bu güler yüzlü bir insan, yasak aşk yaşadığınız kişi. Güler yüzlü, özellikle de su grupları nedense öyle bir hissettim, balık yengeç akrep. Böyle güler yüzlü, böyle özünde iyi bir insan aslında ama kendini dışarıya doğru farklı yansıtan bir kişilik. Esas özündeki insanlığı size yansıtsa siz daha farklı davranacaksınız ama olduğundan farklı kendini gösteren bir insan ama bu durumu dengeleyecek. Şimdi aradaki sorun olan kişiler çıkacak artık diyor. Ve sizin ilişkiniz gerçekten göz önüne çıkacak. En çok da istediği şey yani kaçak göçek değil de göz önünde yaşamak. Ve bu konuda da birisinin, bir erkeğin desteğini alacak bu kişi. Bu kişinin isminde de A harfi, E harfi,
A harfi, E harfi, L harfi, T harfi var. Soyadında da olur, isminde de olur. Şimdi bunun ya yakın arkadaşıdır, ya abisidir, ya kardeşi, birinin desteğiyle diyor, bu kişi bir şeyleri aşacak ve yapacak. Çünkü bunun kalbinin anahtarı, sizin kalbinizin anahtarı bunda. Görüyor musunuz? İstediği şey böyle yan yana olmak ve ileriye doğru, tamam mı, birlikte ilişkiyi sağlam bir şekilde götürmek ve yaşlanmak. Bunun istediği bu. Arada engel olan sorunları aşabilecek mi? Aşabileceğini görüyorum ben burada. Kim ne enerjim tutuyorsa. Tamam mı? Size dediğim gibi iyi olanı alın, kabul edin. İyi olmayanı da evrene geri yollayın. Peki. Şimdi bakalım beni ne çekiyor, ne çekiyor, ne çekiyor. Şunları alacağım ve soracağım şimdi son olarak. Bu kendini aldı. Artık diyor bir ileri bir geri yapmayacağım hayatım diyor. Yasak aşk yaşadığınız kişi. Hep sana diyor bunu çektirdim yani diyor. 5 senede bir ilişki olabilir burada. Bakın zaman olarak hep ileri bir geri, bir ileri bir geri, bir türlü diyor. Bir şeyin kararını veremeyen bir insanım ben diyor. Tamam mı? Son olarak konuşturacağım. Diyor ki benim üstümde negatif enerjiler var diyor. Ve bu enerjilerden dolayı elim kolum kalkmıyor. Hep bir tıkanıklık, hep bir geri çekilme hissediyorum diyor. Bazen seni çok arzuluyorum. Bazen de senden kaçmak istiyorum diyor. Ben bunun neden olduğunu sen bana defalarca dile getirsen bile diyor. Ben buna inanmadım ama bunun yeni yeni farkına varıyorum diyor. Ve diyor ki ben seni hak etmiyorum ya. Ben diyor öküzüm diyor. Seni hak etmiyorum diyor. Ben diyor öküzüm yani yaptım ettim tüyü de diktim diyor. Seni hak etmiyorum diyor. Buyur. Adam kendi söylüyor, ben demiyorum. Ama seninle ruhsal bir bağlantım var diyor. Buna inanıyorum. Gerçekten diyor, bunu biliyorum diyor. Seninle konuşmam şart değil. Seni kalpten, ruhumla hissediyorum diyor. Ve senin yokluğunda diyor, kalbim çok kırılıyor, çok yalnız kalıyorum diyor. Ve yokluk diyor, benim beynimi dolduruyor. Mantıklı düşünemiyorum, ilerleyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum diyor. Peki başka ne diyorsun? Ve biliyorsun diyor. Bunu defalarca konuştuk. En büyük sorunlarımız da bundan kaynaklanıyor diyor sana. Bırakmam gerekenleri bırakmıyorum diyor. Sıkı sıkıya tutuyorum ama fakat diyor onlar beni bırakıyor diyor. Yani bağımlılık neye yaptıysam diyor bu enerjiden kurtulup diyor yeni yola ilerlemem lazım. Çünkü orada sen varsın diyor. Orada sen beni bekliyorsun diyor. Bu bağımlılıklarımdan kurtulmam lazım diyor. Kurtul ya senle. Tamam mı? Ve sen aile kurulacak kişisin diyor. Sen diyor biliyorum ki diyor benim çocuğum senin çocuğun ortak çocuk da ileride yapabiliriz diyor. Yani sen aile kurulacak kişisin diyor. Sen diyor kalender bir kişisin diyor. Yani böyle yapıcısın, toparlayıcısın diyor. Ne diyor? Senin o içindeki bana karşı olan inancın, o sevgin, bana karşı olan o güvenin, o kutsal ruhun olmadıktan sonra başlayayım ben bu hayata diyor yani. Hiç önemi yok diyor. Ve ben seninle diyor geçirdiğim zamanları hayal ediyorum diyor. Onlarla mutlu oluyorum diyor. Ve çok da güzel daha önümüzde zamanlar olacak diyor. Biz yan yanayken güzeliz, biz yan yanayken eğlenceliyiz diyor. Bir çocuğun eğlendiği gibi eğleniyoruz diyor. Ve enerjimiz diyor o kadar güzel tutuyor diyor. Ah. Tamam mı? Ne olur sizin için çektiğim karta bakın. Yuh artık diyorum yani. Karanlık düşünceler. Siz zaten hep karanlık düşünün. Adam burada size destan yazdı. Kadın kimse artık kim ne enerjim tuttuysa. Siz oradan geldiniz. Sizin için çektiğim kart direkt karanlık düşünce. Yok yapamaz. Yok ben inanmıyorum. Yok gelmez. Yok olmayacak. Yok bitmeyecek. Zaten baştan bitti. İşte o bana yalan söyledi. Maske taktı. Onu yaptı. Bunu yaptı. Arkamda durmadı. Yapmaz. Şimdi bak sizinkilere bakınlar. Evet kafa dengi seviyorum istiyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Bak sizinkilere söylüyorum. Ben beni seven, bana değer veren, benimle ilgilenen bir kişiyi istiyorum. Bak bak bizimkilere bak. Ve cesareti olsaydı şimdiye kadar yapardı. Kolaydı. Tamam mı? Korku. Korku, korku. Bakın bir tane size çektiğimden bir tane olumlu geldiyse bak şimdi kendimi şuradan
Çıkacağım atacağım. Arkadaş yani bak adam burada destan yazdı ya. Arkadaş burada yasak aşk yaşadığınız kişi destan yazdı sizin düşünce. E sen bu düşünceler içerisinde olursan ne bekliyorsun ki karşı taraftan? Bu nasıl yapacak peki? Yapamaz ki. Sen ne verirsen onu alırsın. Enerji olarak da bu böyle. Ne kadar güzel enerjiler, pozitif enerjiler, iyi dualar, esmalar var biliyor musunuz? Esmalarla dua edebilirsiniz. Çok güzel enerji çalışmaları var. Yakında bununla ilgili de bir çalışmalarım olacak benim. Piyasaya bomba gibi düşeceğim yalnız söyleyeyim size bekleyin. Çok yakında döneyim Türkiye'ye ondan sonra. Yani bunları yaparsanız biliyor musunuz? İnanın ki şifalanırsınız, şifalandırırsınız ve ilişkiniz düzelir. Ve ben birçok benden danışmanlık alan kişilere şifalandırmak için çok güzel yardımcı olurum. Çok güzel dualar veriyorum. Çok güzel şifalandıkları da çok yani çok ender kişiler, negatifleri çok olan kişiler faydalanamıyor bundan. Ama genelde hepsi geliyorlar diyorlar Melek Hanım çok teşekkür ederim. Aynen böyle oldu, böyle oldu diyorlar. Ben de çok seviniyorum yani sizlere yardımcı olduğum için. Burada da diyorum negatif düşünmeyin. Negatif düşünmeyin. Bütün negatifleri alıp evrene yolluyoruz. Pozitifleri alıyoruz. Güzel olması dileğiyle enerji olarak yani ilişkimiz için burada şifalandırıp buraya yüklüyorum. Yüklüyorum. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim diyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve diyorum ki her zamanki gibi çap çap. Tschüss.